Ee, Sayın Başkan, değerli hocalarım, değerli meslektaşlarım, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Doktor Bahar Uncu Ulu. Ee, sizlere Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanlık e, tezimi sunacağım. Eee otolog kök hücre nakil alıcılarında e, merkezi venöz kateter ilişkili trombotik komplikasyon gelişme sıklığı ve risk faktörleri. E, yüksek doz kemoterapi içeren hazırlama rejimleri ardından otolog kök hücre nakli uygulanması hem agresif seyirli lenfoma hem de multiple myeloma gibi hematolojik malin hastalıkların tedavisinde standart tedavinin bir parçası olarak yer almaktadır e, hematopoietik kök hücrelerin çevre kandan toplanması, yüksek doz kemoterapi içeren hazırlama rejimlerinin uygulanması, nakil sürecinde kan ürünleri ve beslenme sıvılarının uygulanması, kök hücre infüzyonu tetkikler için kan örneklerinin alınması aşamalarında merkezi venöz kateterler güvenli damar yolu ulaşımını sağlamaları nedeniyle tercih edilmektedir. Merkezi venöz kateterler sağladıkları kolaylıklara rağmen bir takım komplikasyonları da beraberinde getirmektedir. Kateterin takılması sırasında pneumotoraks, hava embolisi, hemotoraks gibi erken komplikasyonlar izlenilirken uzun dönem takipte de enfeksiyon ya da tromboz ilişkili sorunlar görülebilmektedir. Hematolojik manitelerde venöz tromboemboliler artan sıklıklarda tanımlanmasına rağmen e, hematopoietik kök hücre nakil alıcılarında merkezi kateter ilişkili trombotik komplikasyon gelişme sıklığını, risk faktörlerini ve önleyici yaklaşımları da kapsamlı e, olarak tanımlamak önemlidir. E, hematolojik manikelerde ve NEST tromboemboliler için risk faktörlerine baktığımızda hastaneye yatı sürelerinin uzaması ve dolayısıyla uzun süreli immobilizasyon, Damar içi kateter uygulamaları, sitotoksik kemoterapi uygulamaları, nakile endikasyon oluşturan hematolojik hastalık ve hastalığın son durumu, eşlik eden enfeksiyonlar, e, graft versus host hastalığı gibi e, hastalarda venöz tromboemboli açısından risk oluşturmaktadır. Hematopoetik kök hücre nakil alıcılarında semptomatik venöz tromboemboli sıklığı 3.7'den 102'lere varan oranlarda bildirilmiş. Bunlardan kateter ilişkili trombozda yüzde 2-8 oranında bildirilmiştir. Çalışmamızda otolog kök hücre nakil alıcılarında hem mobilizasyon hem de nakil sırasında merkezi venöz kateter ilişkili trombotik komplikasyon gelişme insidansı ve risk faktörleri açısından değerlendirme amaçlanmıştır. Çalışmanın birinci amacı hem mobilizasyon hem nakil aşamasındaki bu kateter ilişkili trombotik komplikasyon gelişme sıklığını risk faktörlerinin tanımlanmasının yanı sıra eşlik eden kateter enfeksiyonu bakteriyemi ve e, faktör 5L'den protrombin ve MTFR mutasyonları gibi kalıtsal trombofilik e, özelliklerin merkezi venöz kateter trombozu gelişimi üzerine etkilerini incelemektir. İkinci olarak da kateter ilişkili tromboz gelişiminde rol oynanan oynayan risk faktörleri doğrultusunda antikoagülan profilaksi uygulanmasını önerilebilecek hasta grubunun tanımlanmasıdır. Yönteme baktığımızda Eylül 2003 Nisan 2014 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kök Hücre Nakil Ünitesi'nde kök hücre mobilizasyonu yapılan ve otolog kök hücre nakli yapılan toplam 306 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Çalışmaya gün veya non gün lenfoma, multiple miyeloma tanıları olan otolog kök hücre nakil yapılmış 18 yaş üstü erişkin hastalar dahil edildi. E, verilere baktığımızda yaş cinsiyet tanı gibi tanımlayıcı verilere ek olarak trombofilik mutasyon sonuçları, kök hücre mobilizasyon rejimi, tarihi, nakil hazırlama rejimi, tarihi, venez tromboemboli öyküsü, kateter enfeksiyonu ve bakteriyemi sonuçlarını içeren veriler de e, kaydedilmiştir hem kökücü hücre mobilizasyonu hem de kök hücre nakil aşamaları tromboz gelişim açısından iki ayrı olarak değerlendirilmiştir. Kateter özelliklerine baktığımızda girişimsel radyoloji ana bilim dalı tarafından skopi eşliğinde çift lümenli 12 frenç, 15-20 santim tünelsiz poli üreten kateteri seldingen tekniği kullanarak steril şartlarda mobilizasyon öncesinde ya da nakil ünitesine yatış öncesinde yerleştirilmişti sadece çalışmaya üst ekstremiteye yerleştirilen venöz kateterler dahil edilmiştir. Kateter kullanılmadığında her iki lümini de salin ile yıkılması ardından an fraksiyonu heparin ile kapatılmıştır ve hastalara rutin bir e, tromboz profilaksisi uygulanmamıştır. E, asomptomatik olan hastalar rutin bir emboli görüntülemesi yapılmamıştır ve e, ancak şüphe durumunda venöz doppler ultrasonografi ile değerlendirilmiştir. Hastaların genel özelliklerine baktığımızda toplam 306 hasta değerlendirilmiştir. Ortanca yaşın 52 olduğunu görüyoruz ve erkek ağırlıkta e, 3'te 2'sinin erkek olduğunu görüyoruz. E, hastaların çoğunluğunu multiple myeloma hastaları oluşturmaktadır. Mobilizasyon rejimlerine baktığımızda GCSF'in yanında bir kemoterapinin daha çok eşlik ettiğini görmekteyiz. Tama ve nakil arasındaki medyan süre yaklaşık 13.8 aydır. Daha çok periferik kök hücre kaynağı kullanılmıştır. Toplanan CD34 hücre sayısı 4.4 milyon kilogram kök hücredir. Nötrofil engrafman gününe bakıldığında medyan 13, trombosit engrafman günde medyan 12 olarak saptanmıştır. Merkezi venöz kateter ilişkili tromboza baktığımızda mobilizasyon sırasında semptomatik kateter ilişkili tromboz %3.9 hastada, kök hücre nakil döneminde de %7.8 hastada has, e, saptanmıştır. Total hastalar değerlendirildiğinde bu oran %5.8 olarak e, değerlendirilmiştir. Daha önceden geçirilmiş tromboembolik olaylara bakıldığında bir hastada pulmoner emboli, iki hastada da alt ekstremite DVT öyküsü saptanmıştır. Yine tromboz özelliklerine baktığımızda e, kateterlerin mobilizasyonda ortalama medyan 12, kök hücre naklinde 22 gün kaldığını, e, tromboz gelişme süresinin mobilizasyonda medyan 14, kök hücre naklinde 18 olduğunu sapladık. E, kateterlerin daha çok sağ tarafa takıldığını ve daha çok jugüler damara takıldığını da bulmuş olduk. E, kateter ilişkili trombolik komplikasyon gelişimi üzerinde yaşın, cinsiyetin, tanı, nakil öncesi hastalık durumunun önceden geçirilmiş tr venöz tromboemboli öyküsünün kateterin mobilizasyon ya da köküre nakli için takılmış olmasının kateterin kalış süresinin vücut kütle indeksinin faktör 5 leydan ve protrombin mutasyonunun ve nakil öncesi didaimur düzeyinin kateterde trombotik komplikasyon gelişiminde bir etki olmadığı gösterilmiştir. Etkili olan iki faktör saptadık. Kateterin sol tarafa takılması ve kateter enfeksiyonu varlığı kateter ilişkili tromboz gelişimi üzerinde multivariant analizde de etkisini koruyan bir risk faktörü olarak tespit edilmiştir. Ayrıca başka saptadığımız bir bulgu da 2011 mart ayından itibaren hastalara kloreksidinli transparan steril kapama bantlarıyla kateter bakımı yapılmıştı ve enfeksiyon sıklığının %18'den %11'e gerilediği, kateter ilişki tromboz sıklığının da %5.3'ten 0.5'e gerilediğini saptadık. Hematopoetik kök hücre nakil alıcılarında hem mobilizasyon hem de nakil aşamasında e, trombotik komplikasyonlar gelişebilir. Özellikle hastaların aplastik oldukları, damar yolu ihtiyacının olduğu ve düşük trombosit sayıları nedeniyle antikoagülan tedavinde zor uygulanabileceği, zor ciddi sorunlara yol açabilecek bir dönemdir. Bu nedenle bu hasta grubunda tromboz gelişme sıklığını, önleyici tedavi yaklaşımlarını ve risk faktörlerini tanımlamak önemlidir. Yapılan çalışmalara baktığımızda 514 hastanın e, alındığı bir e, çalışmada e, ilk 6 ay içerisinde nakil sonrasında venöz emboli sıklığı semptomatik olanlarda %4.6 oranında saptanmış ve bu bunların e, 3.6'sı kateter ilişkili üst ek, ekstremitede saptanmış. E, alt ekstremitede kateter dışı nedenlerle e, %0.7 pulmoner embolide %0.6 saptanmıştır. Ee, yine nakil sonrası veneströmba tromboemboli gelişme zamanı 35 gün olarak saptanırken çalışmada ee, kateter ilişkili üst ekstremitede kateter takılmasını e, takiben ortalama 40 gün içerisinde DVT gelişmiştir. Ee, bizim çalışmamızda bu oran çok daha düşük e, saptanmıştır. Ee, Çalışmalarda nakil tipine göre alerjenik ya da otolog kök hücre nakil alıcılarında kateter ilişkili tromboz görülme sıklığı açısından değerlendirildiğinde her iki grupta anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte alerjenik kök hücre nakil alıcılarında GVHD'nin bulunması trombozun arttırdığını gösteren çalışmalar vardır. Bugüne kadar yapılmış çalışmalarda kateter ilişkili tromboz sıklığı kök hücre mobilizasyonu aşamasında %05-10.6'ya varan oranlarda e, ve otolog nakillerde de %3.6 ve 8 oranında bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda da literatüre benzer oranlarda e, tromboz sıklığı saptanmıştır. E, ancak hastaların e, asemptomatik hastaların değerlendirildiği rutin venografi ile trombozun saptandığı bir çalışmada tromboz sıklığının %42'ye kadar da e, yükseldiği bildirilmiştir. Merkezi venöz kateter ilişkili tromboitik komplikasyonların gelişmesinde kateterin takıldığı tarafta önemlidir. De Cicco ve arkadaşları sola, sol kola takılan kateterlerde tromboz gelişme riskinin sağa göre anlamlı yüksek olduğunu göstermişlerdir. Bizim çalışmamız benzer şekilde çıkmıştı. Sola takılan kateterlerde trombotik komplikasyon gelişme riskinin yüksek olmasının her iki sağ ve sol venöz sistemdeki anatomik farklılıktan kaynaklandığı düşünülmektedir. Sağ venöz sistemi sol tarafla karşılaştırıldığında sol brachiosefalik venin daha uzun olmasının ve daha horizontal seyretmesinin ve vena kava superiora daha keskin açıyla birleşmesinin tromboz riskini artırdığı düşünülmektedir. Kateter enfeksiyonu tromboembolik komplikasyon patogenizmine eşlik etmektedir Van Roden ve arkadaşlarının yaptığı hematolojik maniteli olan hastalarda merkezi venöz kateter ilişkili enfeksiyon varlığında e, tromboz görülme riskinin 10 kat kadar arttığını göstermiştir. Kateter trombüs gelişimi sırasında e, trombin pıhtısının bakteriyemi ve bakteri kolonizasyonunu kolaylaştırıldığı bilinmektedir. Bizim çalışmamızda da benzer olarak kateter enfeksiyonu kateter trombozunun gelişmesinde etkili bulunmuştur. Kalıtsal trombofilik mutasyonların etkisi literatürde de tartışmalıdır. Bazı çalışmalar faktör 5L'den mutasyon varlığında kateter ilişkili tromboz gelişme riskinin 7.7 kata kadar arttığını gösterirken bazı çalışmalarda da genel popülasyona göre anlamlı bir fark olmadığını söylemektedir. Bizim çalışmamızda da faktör 5 Leyden mutasyonu ya da gen mutasyonu varlığının kateter gelişim, kateterde tromboz gelişimi üzerine etkisi gösterilmemiştir. Sonuç olarak bakarsak hematopoietik kök hücre nakil alıcılarında merkezi venöz kateter ilişkili trombotik komplikasyon gelişimi açısından bu hasta grubu risk altındadır. Rutin trombofilaksi uygulamasının etkinliği, güvenilirliği hakkında yeterli veri bulunmamaktadır ancak kateter enfeksiyon varlığı, kateterde enfeksiyon olması tromboz gelişiminde önemli bir etkendir. Trombotik komplikasyon gelişiminde rol oynayan risk faktörlerinin belirlenmesi, trombofilaksi yaklaşımı ve kanama bulgularının dokümante edildiği ileriye dönük çalışmalar bu hasta grubunda kateter ilişkili tromboz sıklığının azaltılmasında yol gösterici olacaktır. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hocam, elinize sağlık. Çok güzel bir tez olmuş. Zaten e, yayına da hazır gibi. E, burada sadece e, bir bantın, şeffaf bandın trombozu bile enfeksiyon üzerinden etkileyebildiğini göstermişsiniz. Elinize sağlık. Çok güzel bir çalışma olmuş.